Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimizde börek var. Kolay bir börek, lezzetli bir börek, çıtır mı çıtır harika bir börek tarifimiz var. Üstelik baklava yufkasından belki de bu Adana böreğine yakın bir börek de olabilir. Biliyorsunuz benim baklava yufkasıyla kanalımda bir böreğim daha var. 90 bin civarında izlenmişti. Diğeri de 40 bin civarında izlendi. Onları da hemen şuradan izleyebilirsiniz. Evet, baklava yufkasıyla değişik, harika bir tarif yapacağız. İster Ramazan'da yapın, ister normal zamanda. Şipşak harika bir börek bizleri bekliyor. Malzemelerimiz: bir paket baklava yufkası 800 gram, bir su bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir şişe maden suyu, 2 adet yumurta sarısı var. Üzerine isterseniz dökersiniz, istemiyorsanız dökmeyin. Çörek otu kullanacağım. Bir çay kaşığı da tuzumuz var. İstediğiniz peynirleri kullanabilirsiniz. Burada benim bolca peynirim var. Evde olan peynirlerden. Benim zaten böreklerde sıkça kullandığım 3-4 çeşit peynir var. Kaşar peyniri, dil peyniri, örgü peynir, kolot peyniri gibi ben o peynirleri kullanıyorum. Bunu normal beyaz peynirden de, süzme peynirden de yapabilirsiniz. Evinizdeki peynirleri değerlendirin. Bitebileceğini düşünmüyorsanız hemen bunu kullanın, değerlendirin. Bozulmadan bu böreği yapın. O zaman hemen şu sosumuzu bir hazırlayalım. Böyle bir karıştırma kasesi içerisine sütümü döküyorum. Devamında sıvı yağı döküyorum. Bir su bardağı süt, ardından bir çay bardağı sıvı yağ döktüm. Ardından bir şişe sodamı açıyorum, 200 milim. Maden suyumuzu da döküyorum. Soda diyorum sürekli ama bu maden suyu aslında. Ardından da bir çay kaşığı tuzumuzu döküyorum. Bakın, maden suyuyla tuz buluşunca tabii rengi hemen değişti. Şöyle ufak bir karıştıralım. Neye benzedi? Kek tarifimizdeki çırptığımız yumurtalara biraz benzedi. Değil mi? Biliyorsunuz izleyenler şu an zaten hemen o görüntüyü hatırladı. Ama bu o kadar gövdeli bir yapısı yok. Şimdi biz böreğimizi hazırlarken bu köşede dursun. Şöyle ufak bir karıştırıyorum. Sıvı yağ, süt ve maden suyu iyice bir karışsın. Tuz da içinde erisin. Bu kadar yeterli. Gereksiz şeyleri kaldırıyorum. Kendime burada bir yer açmam lazım. Şöyle açılın arkadaşlar. Böyle bir baklava yufkası kullanacağız. Öncelikle bir şu baklava yufkasını bir açalım. Böyle dışarı aldım. Şimdi bunu kurutmamamız lazım. Aynı zamanda da hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Yumuşacık bir baklava yufkamız var. Şöyle bir açalım bakalım. Beşer adet, beşer adet kullanacağım. Şöyle köşeye alıyorum. Sayarak bunları açacağım şöyle. Tezgahıma alıyorum. Şu an kullanmayacaklarımı da şöyle poşetin altına koyuyorum. Çünkü kurutmamanız lazım. 5 adet çıkardım. Şöyle hepsini düzeltiyorum. 5'er adet, 5'er adet yapacağım. Bu kadar kolay aslında. Çok kolay bir tarif arkadaşlar. Bunu ben sürekli yapıyordum zaten. Size de göstermek istedim. Peynirlerimden karışık bir şekilde şu uzun kenara koyuyorum. Böreğinizin kalınlığı bu içine koyduğunuz peynirlerle aynı orantıda olacak. Yani kabarıklığı. Bu kadar yeterli. Şimdi şöyle sarıyorum. Tuttum, bu kenarını aldım. Böyle sara sara gidiyorum. Bakın, güzelce sardım. Yanlardan dökülebilir, hiç önemli değil. Bu şekilde sarıp sarıp hazırlıyorum. Bir tane daha göstereyim. Ben size hep detaylı anlatmaya çalışıyorum. Beni yanlış anlamayın. Yanlış veya hatalı bir şey yapın istemiyorum. O yüzden tane tane, detaylı detaylı anlatıyorum. Lütfen bana darılmayın. Bu şekilde yine uzun kenarına, bakın burası kısa kenarı, burası uzun kenarı. Uzun kenarına peynirlerimi diziyorum. Yeterli gelmezse peynirler yine eklerim. Bakın, tekrar böyle getiriyorum. Rulo şekline getiriyorum. Böyle yuvarlıyorum. Bunu diğerinin yanına koydum. Fazla peynirleri alıyorum buradan. İçinden çıkacak illaki. Şimdi ben hepsini bunlar gibi yapıyorum. Buralara atlıyorum ve size bitmiş halini göstereceğim. Hepsini bu şekilde hazırladım. Şimdi bunları tepsiye dizmeden önce bir işlemimiz daha var. Bütün işlemler aslında çok kolay. Ne yapıyoruz? Böyle bir tanesini alıyoruz. 3 parmak genişliğinde işaretliyorum. Daha sonra kesiyorum. Bu şekilde hepsini kesiyorum. Hepsini bu şekilde dilimlere ayırıyorum ve sonra tepsiye dizeceğim. Hatta bunu göstereyim. Tepsimi alıyorum.
Tepsime bir yağlı kağıt koydum daha önceden. Sonra bunları böyle yan yana diziyorum. Peynirler düşebilir, önemli değil. Hepsini böyle yan yana dizelim. En son kapattığımız yufka böyle aşağıya gelsin ki açılmasın. Hepsini bu şekilde buna diziyorum ve tepsiyi tamamlıyorum. Artarsa da göstereceğim. Bir baklava yufkasıyla bu kadar çıkıyor. Şimdi bunları ben tepsiye alacağım. Bir baklava yufkası paketinden ne kadar yapabileceğimizi göstereceğim. Ben bunları hazırlamaya devam edeyim. Buraları atlıyorum. Hepsini bu şekilde tepsiye aldım ve tamamladım, dilimledim. Tam yetti. Çok güzel oldu. Hiç israf etmedik, atmadık. Böyle çok güzel oldu. Bu böreklerin üzerine bu hazırladığımız sosu dökeceğiz. Sosumuz buradaydı. Şimdi bu sosumuzdan böreklerimizin üzerine yavaş yavaş dökeceğiz. Şöyle bir karıştırıyorum yine. Böyle böreklerin üzerine döküyorum. Güzel güzel dökün böyle. Ya bu sos var ya, bu böreği harika yapıyor. Ağır ağır pişirdiğimiz için de zaten biraz da bekleteceğimiz için bu sosu çekecek. Hiç merak etmeyin, hamurlaşma vesaire yok. Güzel bir börek bizleri bekliyor. Ben size zaten kötü bir tarifi burada anlatmam. Denemediğim hiçbir şeyi size göstermiyorum. Bütün sosumuzu böreğe döktüm. Şimdi ne olacak? Bu sosu içine çekecek, hapsedecek ve lezzeti burada patlatacağız. Şimdi bunun için 1 saat beklememiz gerekiyor. Böyle üzeri açık bir şekilde beklesin. 1 saat sonra bakalım nasıl olacak. Şimdi 1 saat sonra görüşmek üzere. Evet, 1 saat doldu. Sosunu tamamen çekti börekler. Fırına gitmeye hazırlar. Bu arada fırını da 180 dereceye ayarlayın. Önceden ısıtmanızda fayda var. Soğuk fırına hiçbir şekilde hiçbir ürünü göndermeyin. Alt üst ayarda pişireceğiz. Üzeri kızarana kadar. Bu arada biz bunları peynirli yaptık ama bunları ıspanaklı, ıspanaklı peynirli, kıymalı ve sade de yapabilirdiniz. Ama sade pek tavsiye etmiyorum. En azından içerisinde bir şey olsun. Sucuk da koyabilirsiniz, salam da koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakalım bizim böreklerimiz nasıl olacak? Fırına göndermeden önce üzerine yumurta sarısı süreceğim. Bu yumurta sarılarını bir çırpalım şöyle. Böyle karıştırdım ve artık üzerlerine sürebilirim. Bol bol sürüyorum. Bakalım güzel güzel kızarsınlar istiyorum. Her yerine bol bol sürüyorum. Hepsini tamamlıyorum bu şekilde. Sıkılmayın diye ben size bazı bölümleri kesiyorum. Şimdi bu da onlardan bir tanesi olacak. Videoları uzun tutmamaya çalışıyorum. Diyelim ki kaç dakika oldu? 9 dakika 57 saniye mi oldu? Bırakıyorum orada. Bunu zaten kanalımda göreceksiniz. Birçok örneği var. Kaçta kaldıysa orada bırakmışımdır. Uğraşmam yani, illa 10 dakika olsun, 20 dakika olsun diye uğraşmam. Şimdi bunların hepsini bu şekilde sürüyorum ve bunu tamamlıyorum. Yumurta sarılarını da sürdüm. Hepsi tamam. Şimdi üzerlerine çörek otu serpeceğim. Siz isterseniz serpmezsiniz, isterseniz serpin. Bir tanesine yapıyorum, bir tanesine yapmıyorum. Böyle gidiyorum. Kafama göre takılıyorum. Bir yapıyorum, bir yapmıyorum. Bir dolu, bir boş. Bu kadar yeterli. Hadi fırına geçelim. Fırınımız alt üst ayarda ve 180 dereceye aldım. Önceden ısıttığım için dakikayı biraz uzun tuttum. Şimdi... Şimdi, yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi, şimdi. Yarın olmaz şimdi. Şimdi bu arkadaşları fırına göndereceğim. Fırınımın kapağını açıyorum. Alt kısma yakın bir yere gönderiyorum. Ve fırınımın kapağını kapattım. Böreğimizi alt katmana yakın bıraktık. Tam ortaya bırakmadık. Tam üste bırakmadık. Çünkü... Çünkü ne? Üzerinin hemen kızarıp altının da çiğ kalmasını istemiyorum. O yüzden... Altının pişmesini ve üzerinin de yavaş yavaş kızarmasını istediğim için böyle alta daha yakın bıraktım. Bunu keklerde de yapabilirsiniz. Kalıba döktüğünüz için, kalıbın altı daha geç pişeceği için biraz daha alta yakın koyarsınız ve üzeri yanmadan güzel bir kek yaparsınız. Şimdi üzeri kızarınca bunu alacağım. Size fırından çıkardığımda gerçek süreyi söyleyeceğim. Hadi. Bunlar kızara dursun. Biz sonraki aşamaya geçelim. Size şöyle bir görüntü paylaşmak istedim fırından. İçine koyduğumuz peynirler de eridi. Ben bunu hep normal peynirle yapıyordum ama şu an eriyen peynirler koyduğum için her yer peynir oldu. Bakalım tadı nasıl olacak? Ben bunu bu peynirlerle yapmıyordum genelde. Sizin için de fikir olmuş oldu. Ama bakalım tadı nasıl? Görüntüsü çok güzel. Hadi bunu fırından çıkardıktan sonra görüşelim.
Böreğimizi fırından çıkardım. Harika görünüyor değil mi? Bence harika görünüyor. O peynirler de üzerine kadar taştı, eridi, çok güzel oldu. Bayıldım doğrusu. Fazla da yakmak istemedim. Tam yarım saatte pişti. Bu kıvama geldi. Şimdi bunları böyle bir çıkarmak istiyorum ama çok da zarar vermek istemiyorum. O yüzden bu dilimlerin ortasından böyle keserek çıkarmaya çalışıyorum. Dilimli dilimli koymuştuk zaten. Peynir birbirlerine bunu yapıştırdığı için şimdi onları biraz kesiyorum. Her zaman bir tanesi çıktıktan sonra gerisi kolaydır. Evet. Bakın detaylı gösteriyorum. Hile hurda yok. Çıkardım. Altı gördüğünüz gibi üstü kadar kızarmadı ama pişti. Üstü nar gibi kızardı. İçinde de peynirler böyle eridi. Koyduğumuz peynirle alakalı. Böyle harika bir börek yapmış olduk. Müsaadenizle tadına bakıyorum. Daha sonra servis tabağını alacağım. Bir de orada göstereceğim. Şöyle bir tadına bakacağım. Sıcak sıcak bir götüreyim. Bakın samimi söylüyorum. Enfes olmuş. Kullandığımız yufka ve peynirle alakalı olabilir. Ben bunu daha önce başka yufkayla denedim. Onunla güzel olmamıştı. Böyle ben bunun bir daha tadına bakayım anlatacağım. Var ya bomba olmuş. İftarda yapın, sahura hazır. Harika bir şey olmuş. Gerçek söylüyorum ya. Verin fırına gitsin. Hiç gözü kapalı verin ama şu önemli. Ben bunları bir servis tabağına alayım öyle anlatayım. Evet bunları sunum tabağımıza aldım. Burada size de göstermek istedim. O püf noktalardan bahsedelim, söyleyelim. Bakın ben Türkiye'de yaşıyorum ve İstanbul'da yaşıyorum. Büyükşehir'de yaşıyorum. Burada birçok markette baklava yufkası mevcut. Kendim de baklava yufkası açabiliyorum. Zaten kanalımda bir sürü baklava videosu var ve devamı da olacak. Bu baklava yufkası gerçekten yumuşak. Ben bunu marketteki dolaptan almadım. Büyük bir marketten aldım ama BİM ve A101'den almadım. BİM'in baklava yufkası biraz daha kopuyor ve bu kadar yumuşak değil. A101'inki biraz daha iyi buna nazaran. Shop marketinki de o kadar iyi olduğu söylenemez. Ben bunu nereden aldım? Kim marketten aldım? Dolap reyonunda değildi. Dışarıdaydı ve aldığımda böyle yapısına baktım. Yumuşaktı. Hatta göstereyim. Markasını da söyleyeceğim. Bakın elimde bir tane daha var. Adı Onur Gıda. Bakın böyle aldığım gibi böyleydi, yumuşaktı. Baktım dedim bu olur, ben bunu alayım. Bunu aldım. Böyle yeşil bir Onur Gıda şeklinde. Bedava da reklam. Al. Böyle de bir reklamını yapmış olduk. Bu böreklerin yufkası çok önemlidir. Kendinizin açtığı daha da harika olur. İçine koyduğunuz peynir bunu harika yapar. Dediğim gibi bunlar böyle silsile halinde gider ama püf noktalar bunlar. Daha ne yapayım, her şeyi gösterdim. Daha ne yapayım, what are you? Müsaadenizle ben şu böreğin bir daha tadına bakacağım. Biraz daha soğudu bakalım. Soğukken nasıl? Öyle lokmalık al götür. Gerçekten enfes olmuş. Beğenmeyenler de çıkabilir. Bayılanlar da çıkabilir. Ben bunlara alıştım. Hiç problem değil. Eleştirilerinizi yapıştırın gelsin. Hepsine alıştık. Bir tarifi zaten herkesin beğenmesini beklemiyorum. Beni de herkesin beğenmesini beklemiyorum. Ayrıyeten içinde bulunduğumuz durumdan da ben de pek memnun değilim yani. Şimdilik benden bu kadar. Bunun gibi daha nice tariflerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Tamam. İnandım. Hoşça kalın.